Cemil Bey, iyi misiniz? Hiç iyi değilim Ayşe, hiç iyi değilim. Ay, ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Kötü bir şey değildir inşallah. Hani anneme senin fotoğraflarını yolladık ya. Anladı değil mi çakma gelin olduğumu? Yok yok, anlamadı ama konuşacağım diyor. Nasıl yani? Anlamayacak bir şey yok. Müstakbel gelin adayımla konuşacağım diye tutturdu. Ne diyorsunuz? Yani olur mu canım öyle şey hiç? İşte tamam, ben de öyle diyorum. Olur mu anneciğim, hiç öyle şey diyorum ama anlatamıyorum. Yani müstakbel gelin adayımla konuşacağım diyor, başka bir şey demiyor. Bak farkındayım, tamam senin üstüne çok geliyorum. Bu konuda senin üstüne gelmeye hiç hakkım yok. Ama ben ne demiş? Tamam, ben konuşurum. Tamam neyse, ben anneme bir yalan uydururum artık ya. Konuşurum diyorum Cemil Bey, sıkıntı neyse. Yok. Sen gerçekten tamam konuşurum, sorun yok dedin. Değil mi yani, ben yanlış anlamadım. Evet. Yani madem bir oyun başlattık, devamını getirelim değil mi? İyi madem öyle, yani senin için problem değilse arıyorum. Evet, arayın. Arıyorum. Alo. Anneciğim, bak seni kimle tanıştıracağım? Müstakbel gelin adayınla. Alo. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Evet. Ben de yakın zamanda tanışmayı isterim. Arada %100 oluyor, evet. Yani olacak o kadar. Nazar boncuğu değil mi? Hı. Tamam Türkan teyzeciğim. Ben sizi daha geniş bir zamanda ararım. Çok öpüyorum. Ellerinizden öpüyorum. Maşallah. Gelin kaynana 2 dakikada dedikodumu yaptınız. Ay ben havaya girdim galiba. Bir şey oldu. Ama böyle erkekler genelde şikayet edilir ya hani. Öyle ben doğal olsun diye yani. Benim muhasebeye gitmem gerek.